Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Gecede öyle bir an vardır ki, ona rastlayan ve Allah'tan bir iyilik isteyen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun talebini karşılamasın. Bu durum her gece devam etmektedir. Vallahi gece kurulan çarşılar, kepenkleri kapatılmayan dükkanlar içerisindedir. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin rahmetinin, bereketinin, lütfunun ve kereminin dağıtıldığı çarşıları iptal edecek hiçbir tatiller yoktur aziz dostlarım. Gece rahmet kapıları öyle bir açılır ki ta sabah namazına kadar devam eder ve hiçbir sebep bugünlerin vereceği ecirden mahrum bırakamaz. Allah bizi istifade etmeyi nasip etsin. Mucib olan Allah, Rahman olan Allah kullarına yönelir. Hidayet, rızık ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için onlara seslenir. Dinle Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, gecenin yarısı veya gecenin üçte birinde Rabbimiz dünya semasına iner. Burada bir parantez açmak istiyorum. Medine'nin en büyük fakihlerinden ve muhaddislerinden Evzai ve İmam Mali'ye hadisin bu kısmı ile sorduklarında der ki, keyfiyetini sormadan insanlara bu hadisi aktarın buyurur. Acaba Rabbimiz dünya semasına nasıl inmektedir? Bir beşerin bir yerden indiği gibi mi inmektedir? Acaba Allah Azza ve Celle'ye mekan isnat etmenin hükmü nedir? Acaba Rabbimiz dünya semasına iner derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin, bağışlamasının mı ineceği, bu tartışmalara, kelami konuşmalara girmeden hadisin muhtevasının içinde kalmamızı istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını takip eden o güzel imamlar. Bakın diyor ki Allah Resulü, gecenin yarısı veya gecenin üçte birinde Rabbimiz dünya semasına iner ve der ki, kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Kim benden ister, isteğini, talebini karşılayayım. Başka bir çeviride, başka bir Arapçadan tercümede şöyle bir ifade geçmektedir. Yok mu dua eden, onun duasını kabul edeyim? Yok mu sıkıntısı ve talebi olan, onun sıkıntısını gidereyim, talebini karşılayayım? Şimdi soruyorum aziz dostlarım, yok mu sıkıntılarımız? 100 yıldır inim inleyen İslam beldelerinin hiç mi sıkıntısı yok? Hastaneleri doldurmaktayız. Daha dün kabirlere insanları gönderdik. Evlatlarımız hidayetten yoksun bir haldedir. Ama ey Rabbimiz, bizim sosyal medyamız var. Sesimizi duyurduğumuz, ümmeti Muhammed'i ayağa kaldırmaya çalıştığımız, Allah düşmanlarını tahakküm altına sokacağımız bizim sosyal medyamız var. Sesimizi yükselttiğimiz, sesimizi çıkarttığımız, hatta avaz avaz bağırdığımız bizim medyalarımız var. Maalesef bugün bu hallerdeyiz aziz dostlarım. Halbuki Selefi Salihin böyle değildi. Derdini alemlerin Rabbi olan Allah'a açmak için gecenin kapılarını açarlardı. Sıkıntılarının giderilmesi için alemlerin Rabbi olan Allah'a gece vakitlerinde yalvarırlardı. Doğu Türkistan için, evet, sosyal medyada resim paylaştıkça gecelerinde alemlerin Rabbi olan Allah'a secdeler yaparlardı. Meydanlarda bağırdıkları kadar melekler gece vakitlerinde onların seslerini tanırlardı. Nerede Müslümanlar şimdi bu hallerimiz? Nerede sıkıntılarımızı açtığımız ruh hallerimiz, maneviyatımız? Rabbimiz seslendi, dedi ki, yok mu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu benden isteyen, onun ihtiyacını gidereyim? Bakın hadisin en sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi ki, yoksul ve zalim olmayan Allah'a ödünç vereniniz yok mu? Allahu Ekber. Yoksul ve zalim olmayan Allah'a
ödünç vermek isteyeniniz yok mu? Allah bizden para istemiyor aziz dostum. Allah bizden dinarları ve dirhemleri istemiyor. Rabbimiz bizden gece namazında ruku ve secdeler istiyor. Rabbimiz bizden gece vakitlerinde kendisini zikretmemizi ve kitabını tilavet etmemizi istiyor. Bu şekilde bizden bir borç alarak kıyamete kadar bizim emanetimizi sahiplenmek istiyor. Rabbim bundan istifade etmeyi bizlere nasip etsin.